Halide, bana ne olduğunu anlatmayacak mısın? Kemal, çok fena bir şey oldu. Ne olur yanımda kal lütfen. Sana çok ihtiyacım var, ne olursun. Geçen gün benden boşanmak istediğini söylemiştin. Şimdi neden böyle davranıyorsun anlamadım. Bir kez olsun yanımda olamazsın değil mi? Bir kez olsun elimden tutamazsın. Evliliğimizin hatırına bile yapamıyorsun. Bu evlilik çoktan bitti. Bunu ikimiz de biliyoruz. Gülizar, ben çıkıyorum. Köye kadar gidiyorum. Peki Hanım'ım. Kemal, sen açar mısın? Alo, Halide Hanım, size havadislerim var. Kiminle görüşüyorum? Ben Gülizar. Halide Hanım'la görüşecektim. Halide Hanım müsait değil. Ah, Kemal Bey, siz misiniz? Gülizar. Kemal mi? Ver. Kemal. Güllü. Beni mi aradın? Şey, yok. Aslında Gülizar burayı aradı. Gülizar mi orayı aradı? Sen neredesin ki? Ne var? Ne istiyorsun? Halide. Evet, benim Halide. Ne oldu? Kemal yanımda diye çok mu şaşırdın? Gülizar, telefonu sen mi açtın? Hanımım. Gülizar, Halide'yi sen mi aradın? Ay, evet, Halide Hanım'ı ben aradım bir şey için. Ama Kemal Bey çıkınca çok şaşırdım. Senin Halide ile ne işin olabilir ki Gülizar? Cevap versene. Onun bir eşyasını bulduydum ben. Eşyasını. Tokasını yani. O da çok uzun zamandan beri onu arıyordu. Onu bulduğumu haber vermeye aradım ben onu. Gülizar, ne altlar karıştırıyorsun bilmiyorum. Ama eğer öğrenirsem canını fena yakarım. Yok bir şey. İnsanlar kolay kolay değişmez Kemal. Tıpkı senle Güllü gibi. Halide, buraya sana şunları söylemek için geldim. Hapishaneden çıktığım gün benden boşanmak istediğini söylemiştin. Gidip ne gerekiyorsa yapalım. Hem de derhal. Avukatla görüştüm, meraklanma. Yakında cevap elinde olur. Demek benden bu kadar çabuk kurtulmak istiyorsun, öyle mi? Hatanın neresinden ölürse kârdır. Defol.
Ne o lan? Niye oynamıyorsunuz? At bakalım. Sıfatlar olsun. Desene bereket. Köpek bile yediği kabı pislemezmiş. Hem Reşit Efendi. Aa, usta sen ne zaman geldin ya? Ben senin geldiğini göremedim. Görmedim. Ben de çekmeceden paraları çıkardım. Böyle sayırdım ki ustam geldiği zaman hesabı tas tamam eksiksiz vereyim diye. Buyur usta. Bir de utanmadan yalan söylüyorsun. Değilsin. Aa, ama bak çok ayıp ediyorsun. Ayıp sana. Kendini bile düşünmüyorsun. Kaç vakittir takip ediyorum. Bu kadar çaldığını bilemezdim. Usta ama bak hakikaten sen benim kalbimi kırıyorsun yani. Defol git lan. Yoksa kafanı da kıracağım şimdi. Ama usta önce bir dinle, bir sor bakalım. Ben bu paraları niye çıkardım bu çekmeceden diye, değil mi? Defol dedim lan. Bir daha bu dükkanın önünden geç. Kesmesem namerdim. Tamam be. Bağırıp durma. Vırrik. Dükkanının meraklısı değiliz. Ne olacak bu halimize ağalar? Bağır az kaldı. Hepimiz böyle boş boş oturuyor. Hiçbirinizin kılının kıpırdadığı yok maşallah. Boşa ekip biçeceğiz Yılmaz. Serap Hanım gelip kök söktürecek sonra. Ya siz bu kafayla aç kalırsınız kardeş, aç. Ya duymadınız mı kardeşim? Hepten eli dara girmiş hanımın. Fabrikada da işler kesatmış. Ya aslında tarlaların ekilmesi ona da yarar ama... Aha. İtan çoma hazırla. Geliyor sizinki. Selamünaleyküm. Aleykümselam.